Merhabalar herkese öncelikle. Hoş geldiniz diliyorum tanıtım günlerimize. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünün tanıtımını ben yapacağım. İsmim Ezgi. Ezgi Erkmen. Boğaziçi Turizm İşletmeciliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün kısaca size bölümümüzü tanıtacağım. Belki sunumda her şeye değinemiyor olabiliriz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa sormak istediğiniz ya da ben anlatırken kafanıza takılan şeyler olduğunda bölebilirsiniz, sorabilirsiniz ya da sunum sonunda da sorularınızı alabiliyor olurum. Bugün ayrıca bölümümüzden bir hocamız daha Fani. Kendisi bu sene aramıza katıldı burada bizimle. Bir de iki tane eski mezunumuz var. Onlar da size en azından bu bölümden çıktıktan sonra ya da bölümdeki deneyimlerini anlatabilirler. Onlara da sorularınızı alabiliriz. İstiyorsanız gelenler var ama yavaştan başlayalım. Öncelikle bölümümüzün tarihçesine kısaca bir baktığımızda aslında bölümün tarihçesi eskiye dayanıyor. Yani 1976 yılına kadar dayanıyor ama ilk bölüm kurulduğunda 2 yıllık ön lisans diploması ya da ön lisans derecesi veren bir bölümdü. Fakat 96 yılında normal 4 senelik lisans diploması vermeye başladık. 2022 yılından itibaren de Yönetim Bilimleri Fakültesi altında 3 bölüm olarak yani Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümü olarak bulunmaktayız. Bölümümüzle ilgili en önemli özellik turizm işletmeciliği alanında baktığınızda Türkiye genelinde en yüksek puan ve en üst sıralamadan öğrencileri alan turizm işletmeciliği bölümüyüz. Geçen senenin rakamları elinizde var mı bilmiyorum ama geçen sene bölüm son öğrenci olarak 2370. gibi bir rakamla kapadı. Eşit ağırlık puanı da 480'di kapanış puanı. Tabii bunun daha yüksek puanla girenleri ve daha iyi sıralamayla giren öğrencilerimiz de bulunmakta. Diğer bir konu ise Boğaziçi'nde hem kendi üniversitemizde hem de kendi bünyemizde, kendi bölümümüzde eğitim verirken küresel eğitim kalitesine odaklanarak ve her zaman uluslararası bir bakış açısıyla eğitim vermekteyiz. Bunun en iyi örneklerinden biri de biliyorsunuz çeşitli kuruluşlar üniversitelerin sıralamalarını yapıyorlar. Bunlardan en bilinenleri The Times Higher Education ve QS'dir. 2024 senesinde bölümümüze baktığınızda alan sıralamasında turizm işletmeciliği bölümleri arasında ilk 150'de yer alıyoruz. 2023'te de bu sonuç böyleydi. Yani 2023 yılında da ilk 150 arasındaydık dünya genelinde. Turizm işletmeciliği alanında ilk 150'de yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'ni gezdiniz mi, fikriniz var mı ya da kampüslerini biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda Güney Kampüs'teyiz, Kuzey Kampüsümüz var, Hisar Kampüsümüz var, karşıda Anadolu Hisarı'nda bir kampüsümüz var, yabancı dillerimiz orada bulunmakta. Bizim bölümümüzde dediğim gibi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile birlikte biz Hisar Kampüsü'ndeyiz. Hisar Kampüs, Güney Kampüs'ün 5 dakika yürüme mesafesinde biraz daha aşağı kalan kısmında bulunmakta. 3 bölüm olarak oradayız. Ama aklınızda şöyle bir durum olmasın. Sınıflarımızı kullanan başka bölümler oluyor ya da bizlerden ders alan öğrenciler olduğu için çok da izole olmuyorsunuz. Yani başka bölümlerden öğrencilerle tanışma, onlarla aynı ortamda bulunma şansını yakalıyorsunuz. Bir de dediğim gibi Güney Kampüs'e çok yakın bir durumdayız ve devamlı shuttle'larımız kalkmakta iki kampüs arasında. 5 dakikalık bir mesafe var ama Hisar Kampüs dediğimizde Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak Hisar Kampüs'te bulunuyoruz. Akademik kadromuza ya da hocalarımıza baktığımızda ise şu anda mevcut durumda bölümümüzde 10 tane tam zamanlı öğretim elemanımız var. Bunlardan 3 tanesi profesör, 3'ü doçent, 2 tanesi doktor öğretim üyesi ve 2 tane de öğretim görevlimiz var. Akademik öğretim elemanlarımızın dışında bir de 3 tane araştırma görevlimiz bulunmakta bölümümüzde. Yalnız diğer bir unsur ise bu listeye baktığınızda tam zamanlı akademik personelimizin yanında yarı zamanlı hocalarımız var. Yarı zamanlı hocalarla ilgili en önemli kısım yarı zamanlı hocaları genellikle daha çok sektöre yönelik dersler için profesyonel hayatla ilgili de öğrencilere bilgi verebilecek kişilerden sektörde belli noktalara gelmiş ya da kendi işini kurmuş profesyonel kişilerden alıyoruz. Bunun sebebi de dediğim gibi hem kitap bilgilerinin dışına çıkabilmek hem de bu kişilerin öğrencilerle profesyonel hayatta ya da iş hayatındaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaşabilmeleri.
Turizm işletmeciliği bölümüyle ilgili diğer bir husus ise kendi içimize kapalı bir bölüm değiliz. Yani kendi içimize kapalı bir bölüm değiliz derken çeşitli projelerimiz, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları, çeşitli örgütlerle işbirliklerimiz, bazı üniversitelerle ortak projelerimiz var. Biz burada bazı örnekleri koyduk. Mesela Kapadokya'da turizmin geliştirmesi için yapılan bir projemiz var. UNDP, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı ve Anadolu Efes ile gene sürdürülebilir turizm projemiz var. TROP ile İstanbul otellerinin değerlendirilmesi ya da aşağıda gördüğünüz üzere Amerika'dan iki okulumuzla San Diego State University ve George Washington Üniversitesi ile yürüttüğümüz ortak projelerimiz var. Bazen öğrencilerimiz de bu projelere dahil olabiliyorlar. Buradaki amaç sadece okul içine bağlı kalmamak, hem akademisyenlerin hem öğrencilerin sadece üniversiteyle sınırlı kalmaması, daha kapalı bir bölüm olmaktansa hem sektörle hem uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olmamız. Diğer bir konu ise dersler. Yani siz buraya geldiğinizde nasıl bir program göreceksiniz ya da hangi dersleri alıyor olacaksınız ya da program sonunda elde edeceğiniz çıktılar ne olacak? Şimdi bunun için öncelikle derslere geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Turizm sektörü dediğimizde turizm sektörünü bir çatı sektörü olarak düşünebilirsiniz. Ya da biz öğrencilere ilk turizme giriş dersini verdiğimizde orada bir şema var. Şemsiye şeklinde. Bu çatı sektörünün altında birçok alt sektör bulunmakta. Alt sektör derken turizm ana çatı sektörümüz, alt sektör olarak konaklamayı düşünebilirsiniz. Bunlar oteller, yiyecek içecek hizmetlerini düşünebilirsiniz restoranlar nezdinde. Ulaştırmayı düşünebilirsiniz, hava yolları, demir yolları, kruzlar, seyahat sektörünü düşünebilirsiniz. Seyahat acentaları, tur operatörleri, etkinlik, kongre turizmini düşünebilirsiniz. Her türlü festivaller, kongreler, konferanslar ve etkinlikler altında. Onun için turizm bir çatı sektör oluyor ve altında ilerleyebileceğiniz çok farklı alt sektörleri bulunmakta. Bu bağlamda da ders programımız da biraz buna göre şekillenmiş durumda. Diğer bir husus ise ders programı ile ilgili. Adından da anlayacağınız üzere turizm işletmeciliği. Yani biz bir denge tutturmaya çalıştık. Aslında dengeli bir şekilde hem işletme derslerini veriyoruz hem de öğrencilerin sektöre özel bilgisi olması açısından sektöre yönelik dersler veriyoruz. Yani aslında burada yapılan şey şöyle diyeyim, turizm sektörü hizmet sektörünün bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Üretim sektörüne göre biraz daha özel bir yapıya sahip çünkü insanla iletişiminiz var. Somut olmayan bir şey sunuyorsunuz. Genellikle misafirlere bir deneyim sunuyorsunuz. Biraz daha farklı yapısı olduğu için farklı bir program olarak şekillendiriyor ama sonunda nihai olarak yaptığınız şey siz bir işletmeyi yönetiyorsunuz. Bu bir seyahat acentası olabilir, bu bir otel olabilir, restoran olabilir, catering firması olabilir. Herhangi bir alt sektörler altında bir şirket olabilir ama yaptığınız şey idarecilik ya da yöneticilik. Bunun için de yönetim ya da işletme alanında derslere de ya da konulara da hakim olmanız gerektiği için dediğim gibi biz biraz dengeli bir program oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz hem sektör hakkında bilgilensinler hem de işletme konuları hakkında bilgi sahibi olsunlar. Genel olarak baktığımda dediğim gibi sektörle ilgili derslerimiz var, işletme yönetim derslerimiz, çeşitli sosyal bilimler dersleri, genelde bunlar seçmeli dersler kapsamında alınıyor. Öğrencilerin kendisine bırakılıyor. Ekonomi, finans, matematik, istatistik, yabancı dil derslerimiz ve bir de proje derslerimiz oluyor. Şimdi özelinde incelersek programı, yani nasıl bir programdan geçeceksiniz ya da 4 yıl boyunca nasıl bir eğitim alıyor olacaksınız? Şimdi birinci yıl herkesin tahmin edeceği üzere genelde bir giriş senesi, sektöre giriş, yönetime giriş vesaire, okula, derslere, alışma ve çeşitli giriş derslerinden oluşan bir programımız var. Burada öğrenciler ayrıca serbest seçmeli ya da isterlerse bölümden de seçmeli dersler alabilirler ama birinci yılın amacı sektöre ve işletmeye, yönetime öğrenciler açısından bir bakış açısı sağlamak ve bir giriş sağlamak. İkinci döneme, ikinci yarı yıla geçtiğinizde ise artık dersler daha spesifikleşmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere dediğim gibi demin söylemiştim, alt sektörlerimiz var. Mesela konaklama endüstrisi olarak otel yönetimine yönelik ya da otellere yönelik spesifik bir dersimiz var. Ama genel işletme alanında da pazarlama prensipleri, muhasebe derslerimiz var. İkinci yarı yılına baktığınızda sektör açısından seyahat endüstrisinde öğreniyor öğrencilerimiz. Ama bununla birlikte hukuk,
Gene devamında yönetim muhasebesi, yani ilk başta muhasebe nedir onu öğrendiklerinde muhasebedeki bilgileri ya da analizleri kullanıp nasıl karar verebileceklerine dair daha spesifik yönetim muhasebesine geçiyorlar. Diğer bir önemli husus ise gördüğünüz üzere yabancı dil. Bizim bölümümüzde önemli bir konu yabancı dil. Öğrencilerin kendilerine bir yabancı dil dersi belirlemelerini istiyoruz. Ve ikinci senelerinde ve üçüncü senelerinde 4 kır olmak üzere aynı yabancı dil dersini almaları gerekiyor. Bu ikinci senenin birinci döneminde başlıyor. İkinci senenin ikinci döneminde de yabancı dil derslerini alıyorlar. Ve üçüncü yıl 2 tane daha aynı yabancı dilden alarak o yabancı dil dersini tamamlamaları gerekiyor. Ve 4 kurla bir ayrı ekstra yabancı dil dersinde ya da yabancı dilde bilgileri almalarını bekliyoruz. Aynı şekilde programa baktığınızda bu sefer yiyecek hizmetleri yönetimi gibi mesela restoran işletmeciliğine yönelik alt sektörlere yönelik derslerimiz varken gene insan kaynakları, finans, örgütsel davranış gibi işletmeye yönelik derslerimiz yer alıyor. Ve öğrenciler son dönemlerine geldiğinde buradaki önemli konulardan biri turizmde özel araştırmalar dersimiz var. Bu biraz da bitirme projesi gibi düşünülebilir. Genelde öğrencilerimiz buna bitirme tezi gibi bir isim koyuyorlar. Öyle bir durum yok ama bir proje yapmanızı bekliyoruz bölümü bitirebilmeniz için. Burada yaptığımız şey ise nasıl diyeyim? 4 sene boyunca ya da 4. sınıfın 4. dönemine kadar almış olduğunuz bilgileri ve dersleri birleştirerek bir bitirme projesi hazırlıyorsunuz. Genelde grup olarak çalışıyor öğrencilerimiz 4 kişilik gruplar halinde ve sene sonunda bu projelerini bölümü bitirebilmek için hocalarına sunuyorlar ve bölümü tamamlamış oluyorlar. Programla ilgili diğer bir konu ise seçmeli dersler. Program boyunca 2 tane tamamlayıcı seçmeli dersimiz var. Tamamlayıcı seçmeli ders başka bölümlerden alabilirsiniz. Önemli olan nokta bölümünüzle ilgili olmalı. Bölüm alanında, yönetim alanında, işletme alanında size bir şey katan bir ders olmalı. Onun dışında da 4 tane bölüm seçmelimiz var. Bölüm seçmelileri ise bölümün seçmeli ders havuzundan seçiliyor. Şimdi burada birçok ders görüyorsunuz. Tabii ki bu derslerin hepsi açılmıyor. Yani her dönem belli bir sayıda seçmeli ders açılıyor. Bazen bu dersler arasından olabilir. Bazen de yeni dersler geliştirip bu listenin dışında da bir dersle karşılaşabilirsiniz. Ama her dönem öğrencilere belli bir sayıda seçmeli ders havuzu yaratılıyor. Ve oradan öğrencilerimiz ilgilendikleri derse göre akademik hayatları boyunca 4 tane de bölüm seçmeli dersi alabilirler. İsterlerse 1. sınıfta da bunu bölüm seçmelisi olarak alabilirler ama genelde onu çok tavsiye etmiyoruz. Daha çok okuldan, ortak havuzdan ders almalarını ve diğer öğrencilerle tanışmalarını tercih ediyoruz. Genelde bölüm seçmelisi olarak 4 ders almaları bizim için optimal bir durum. Peki biz öğrencilere ders programımız, akademisyenlerimiz dışında ne gibi ekstra imkanlar sunuyoruz? Bunlardan en önemlisi değişim olanakları. Öğrencilerin de genelde en çok ilgilendiği konu bu oluyor. Dönemlik olarak başka bir üniversite, yurt dışında başka bir üniversiteye gidip orada bir dönemini geçirmek ve daha sonrasında burada eğitimine devam etmek. Bu kapsamda Erasmus programlarımız var, bir de özel değişim programlarımız var. Erasmus programlarımız sizin de tahmin edeceğiniz üzere Avrupa Birliği ile olan ya da Avrupa Birliği'ndeki ülkelerdeki üniversitelerle olan değişim programları Erasmus kapsamında oluyor. Ama listede baktığınızda George Washington University ya da San Diego University gibi üniversitelere baktığınızda bunlar özel değişim programı. Erasmus programı kapsamında değil. Erasmus programında bazen öğrencilerimiz hibe alabiliyorlar vesaire, o farklı bir durum. Ama özel değişim programı kapsamında da buradaki örneklerde verildiği gibi anlaşmalı olduğumuz okullar var ve öğrencilerimiz bunu çok sayıda öğrencimiz tercih ediyor. Yani gidip bir dönemi dışarıda okuyup hem deneyim açısından onlar için iyi oluyor, hem farklı bir yeri görmüş oluyorlar, farklı bir kültür görmüş oluyorlar. Kendi başlarına başka bir ülkede yaşamış oluyorlar. Genelde değişim programlarına giden öğrencilerin hepsi hemen hemen çok mutlu ve memnun dönüyorlar. Yani birçok öğrencinin de yapmak istediği bir şey. Yani çok fazla derecede başvuru oluyor bu değişim programları için.
için böyle bir şey düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de not ortalamanızı başladığınızdan itibaren yüksek tutmanız. Çünkü en önemli kriterlerden biri öğrencilerin kimlerin katılacağına karar verirken öğrencilerin not ortalaması oluyor. Yani programa başladığınızda bu da aklınızda bulunsun. Bazen gidilebilecek okulların listesinde değişiklik olabilir kontenjan durumlarına göre. Yani her zaman o okula gidilebilecek diye bir durum yok. Kontenjan açmış olmayabilirler. Ama genelde havuzumuz büyük. Bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Bir problem olmuyor. Diğer bir avantajı ise biz öğrencilerimizi gönderiyoruz ama değişim programlarının ekstra bir avantajı daha oluyor. Bize de öğrenciler geliyor. Yani sınıflarda derslere girdiğinizde çoğunlukla derslerinizde değişim programları kapsamında farklı ülkelerden, farklı milliyetlerden öğrenciler görebilirsiniz. Aslında bu da bir artı. Çünkü burada kalan öğrencilerimizde daha uluslararası bir eğitim ortamı ya da farklı milliyetlerden, kültürlerden insanlarla ders alma, iletişim kurma, arkadaşlık kurma gibi unsurları deneyimlemiş olabiliyorlar. Yani değişim programı aslında hem giden hem kalan öğrencilerimiz için, yani mevcut olarak Boğaziçi'nde de devam eden öğrencilerimiz için bir avantaj oluşturmakta. Yani farklı bir sınıf ortamı sağlıyor sizlere. Yani hep kendi ülkemizden gelen öğrencileri görmektense farklı arkadaşlarınız yan sıranızda farklı bir kişi oturabiliyor. Bizim bölümle ilgili diğer önemli bir husus staj, zorunlu stajımız var. Bu ikinci sınıfın sonunda ya da üçüncü sınıfın sonunda, birinci sınıfın sonunda tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi de şu, daha henüz öğrencilerin sektör, işletmelerdeki departmanlar, insan kaynakları olsun, pazarlama olsun, finans olsun, bunlar hakkında tam net bir bilgileri olmadığı için biz stajın ikinci sınıf ya da üçüncü sınıfın sonrasında olmasını istiyoruz ki en azından staj yeri seçerken akıllarında ya da kendilerini daha iyi değerlendirebilsinler. Hangi departmanda yapmak istiyorlar ya da hangi alt sektörde staj yapmak istiyorlar. 60 günlük ya da daha doğrusu şöyle diyeyim, 60 iş günden oluşan bir zorunlu staj süremiz var. Bir kereye mahsus olmak üzere ya ikinci sınıfın sonunda ya üçüncü sınıfın sonunda stajınızı yapıyorsunuz. Şimdi burada öğrencilerimizin staj yaptığı firmaların ya da işletmelerin isimlerini görebiliyorsunuz. Buradan da anlayabileceğiniz üzere tercihimiz ya da biz öğrencilerimizin kurumsal, profesyonel ve saygın işletmelerde staj yapmalarına özen gösteriyoruz. Zaten staj yerinin öncelikle bizim tarafımızdan onaylanması gerekiyor. Yani siz staj yerinizi bulmuş olabilirsiniz ama bu bölümün staj yerini onaylayacağı anlamına gelmez. Biz size bir şeyler katabilecek, dediğim gibi profesyonel ve kurumsal firmalarda öğrencilerimizin staj yapmasını tercih ettiğimiz için genelde de öğrencilerimiz bildiğiniz bu firmaların birçoğunda staj, şu anda da staj yapan, daha önce de stajını yapmış öğrencilerimiz bulunmakta. Diğer bir öğrenciler açısından ilgi gören konu ise ÇAP ve YANDAL. ÇAP, çift anadal programı. Belki daha önceki tanıtımlarda dinlemişsinizdir ya da fikriniz olduğu üzere. Çift anadal programına katıldığı zaman bir öğrenci ya da kabul edildiği zaman öğrenci iki bölümünde diplomasını alıyor. Yani iki bölümden de bir 4 yıllık lisans diploması almış oluyor ve iki bölümünde diplomasına sahip olmuş oluyor. ÇAP açısından öğrencilerimiz şu anda fakültemiz içindeki mevcut iki bölümümüzde ÇAP yapabilirler. Yani diyelim ki turizm işletmeciliği bölümüne geldiniz. Uluslararası ticaret ya da yönetim bilişim sistemleri programında ÇAP yapabilirsiniz. Ve hem turizm işletmeciliği hem de diğer programın diplomasını alabilirsiniz. Yani ÇAP fakülte içinde olan bir durum şu an için. YANDAL'a geldiğimizde ise YANDAL'ı farklı bölümlerde de yapabilirsiniz. Çünkü YANDAL'da belli bir yaklaşık bu 6-7 ders oluyor. O bölümün dersi seçmiş olduğunuz bölümün ekstra 6 tane 7 tane belirlediği bölümün belirlediği kriterlere göre derslerini alıyorsunuz. Ve sonuçta mezuniyetinizde size o bölümle ilgili bir YANDAL sertifikası veriyor. Biraz o bölüme ilgili yatkınlığınızı ve yetkinliğinizi gösteren bir belge oluyor. Ve bu YANDAL'da uluslararası ticaret ya da yönetim bilişim sistemleriyle sınırlı değilsiniz. Sadece ÇAP için geçerli olan bir durum. Değişim programlarındaki konu burada da geçerli. Böyle bir niyeti olan öğrencinin not ortalamasının çok yüksek, yani yüksek olması gerekiyor. Çünkü başvurular çok fazla oluyor ve öğrenciler öncelikle not ortalamalarına göre sıralandıkları için
sonrası geç olmuş olabilir. Çünkü bu başvurular ya üçüncü döneme başlarken ya da beşinci döneme başlarken alınıyor. O yüzden okula başladığından itibaren öğrencinin not ortalamasına ve derslerinin notlarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sonradan toparlamak ve böyle bir fikre sahip olduğunda arkadan gelmek daha zorlayıcı bir durum olabilir öğrenciler için. Onun için böyle bir fikriniz varsa bu da bir not alarak aklınızda bulunsun. Peki bu bölümü bitirdiğinizde ne oluyorsunuz? Genelde ya da ne yapabilirsiniz? Bu en çok bizim tanıtımlarda da karşılaştığımız sorulardan biri. Özellikle turizm işletmeciliği olunca konu bu soru çok geliyor. Şimdi bunu şöyle özetleyebilirim. Geçenlerde üniversite puanları açıklanmadan önce kanallarda çeşitli uzmanlar ya da hocalar çıkıyorlar. Öğrenciler nasıl tercih yapmalı, hangi bölümü seçmeliler vesaire gibi. Ben bir konuşmaya denk geldim. Biri şöyle bir şey paylaştı. Bir meslek edinilen programlar vardır. İşte hukuk okuyabilirsiniz, avukat olursunuz, savcı olursunuz, tıp okursunuz, sonunda çıkar doktor olursunuz. Mesleğinizi yapmasanız da doktorsunuzdur, lisansınızı aldıysanız da yapmıyorsanız da avukatsınızdır. Bunlar meslek edinilen programlardır. Bizim programımız öyle bir program değil. Yani bir meslek vermiyor ama bu programların da şöyle bir avantajı vardır. Esnekliği. Yani siz bu programda okuduğunuzda turizm işletmeciliği lisans derecesini almış olabilirsiniz. Ama çok farklı alanlara kaydırabilirsiniz kendini uzmanlaşmak istediğiniz noktalara göre. Bunu turizm sektöründe farklı alt sektörlerinde yapabilirsiniz. Farklı departmanlarda yapabilirsiniz. İstiyorsanız insan kaynaklarında çalışırsınız. İstiyorsanız finansta çalışırsınız. İstiyorsanız IT'sinde çalışırsınız. İstiyorsanız seyahat sektöründe çalışırsınız. İstiyorsanız ilaç firmasında çalışırsınız. Hiç fark etmez. Bu programların da avantajlı tarafı kişilere esneklik sunmasıdır. Siz kendinizi nasıl şekillendirmek ve nerede uzmanlaşmak istiyorsanız o yöne gitme şansınız vardır. Yani hukuk okuduğunuzda çok fazla bir seçeneğiniz yoktur ya da doktor olduğunuzda çok fazla kendinizi yönlendirme seçeneğiniz yoktur ama böyle işletme, ekonomi, turizm işletmeciliği, uluslararası ticaret gibi programlardan çıktığınızda esneme alanınız çok fazladır. Yani kendinizi nasıl donatacağınıza ve neden hoşlandığınıza göre çok farklı alanlara kayabilirsiniz. Şimdi mezunlarımıza baktığımızda bugün burada mezunlarımız da var aramızda. Onlar size daha iyi bilgi vereceklerdir ama biz sektörde çalışan mezunlarımız var. Sektörü sevenlerimiz. Buradan da göreceğiniz üzere nasıl stajlarımızda aynı durum geçerliyse mezunlarımız için de aynı durum geçerli. Kurumsal, profesyonel birçoğumuzun aşina olduğu firmalarda şu anda mezunlarımız görev yapmakta. Ama dediğim gibi bölümümüzün bir esneklik tarafı var. Yani sektörle sınırlı değilsiniz. Bunun dışında sektör dışında çalışan da çok mezunumuz var. Bunu Coca-Cola'dan düşünün, Google'a kadar gidebilirsiniz. Her türlü aklınıza gelebilecek değişik sektörde çalışan mezunumuz var. Çünkü belli bir işletme yönetimi altyapısına ve donanımına sahipler. Sektörde olmak istemedikleri için kendilerine yeni bir yol çizdiler. O esneme payını kullandılar ve kendilerini farklı noktalarda konumlandırdılar. Yani bu tamamen sizin seçeneğinize bağlı bir şey. Turizm sektörüyle ilgili bu açıdan da bir şey söylemek istiyorum. Kolay bir sektör değildir. Hiçbir meslek kolay değildir. Hiçbir sektör kolay değildir. Bizim sektörümüz de kolay değildir. Özellikle de hizmet sektörü olduğu için kolay değildir. Çünkü insanlarla birebir iletişim halindesiniz. Eğer aslında sektörü şöyle özetleyebiliriz. Bunun bir ön sahnesi vardır. Yani daha görünen kısmı. Mesela bir otel düşündüğünüzde. Bir de arka sahnesi vardır. Arka planı da seçebilirsiniz. Atıyorum finans departmanında olacağım ya da insan kaynaklarında olacağım dediğinizde çok fazla misafirle ilişkiniz olmayabilir. Ama nihayetinde zor bir sektördür. Çünkü genelde kişiler tatil yaparken siz çalışıyor olursunuz. Mesai saatleri biraz uzundur. Bir işletme genelde çoğunlukla 24 saat açık olabilir duruma göre. Mesela konaklama sektöründeyseniz. Eğer ön sahnede olmak istiyorum diyorsanız empati yeteneğiniz, sosyal tarafınız, kişisel iletişim tarafınız biraz yüksek olmalıdır ve biraz da sabırlı olmak zorundasınız. Dediğim gibi insanlarla uğraşıyor olacaksınız ama seven de çok seviyor. Ona da bir dipnot olarak buraya düşeyim. Yani çok severek de çalışan
turizm işletmeciliği mezunu öğrencilerde gördüm ama bazıları içinde zorlu bir sektör ya da alan olabiliyor. Onda dediğim gibi esnek payını kullanıyor öğrencilerimiz, başka bir sektöre yönelebiliyorlar. Üçüncü bir opsiyon daha var. Bu çok tercih edilen bir opsiyon değil ama profesyonel hayatın dışında akademik hayat. Yani bazı mezunlarımız, bunun bir örneği benim, profesyonel hayatta ben Boğaziçi İşletmeciliği, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. Profesyonel hayatta çok fazla yer almadım. Boğaziçi'nden çıktım, ODTÜ'de master'ımı yaptım, Amerika'da doktoramı yaptım. Sonra akademisyen olarak döndüm. Bu üçüncü seçenek ama dediğim gibi çok tercih edilen bir seçenek değil. Çok fazla insan tercih etmiyor ama bu da bir seçenek olarak. Bazen de kişiler böyle kariyerlerini planlayabiliyor. Böyle bir opsiyonunuzda bulunmakta. Turizm işletmeciliği bölümüyle ilgili belki son olarak diyebileceğim bir noktada lisans programımız var. Normal sizlerin şu anda katılmayı belki planladığınız 4 senelik. Bunun dışında da bir tane master programımız var. Sürdürülebilir turizm yönetimi olarak ve bu sene de ilk kez doktora programımızı açtık. Bu sene bir de doktora programımız oldu. Doktora programımıza öğrenci alımını yaptık. Yani lisans programı dışında bir de master ve doktora programı sunmaktayız. Master programımızın bir ayrıştıran unsuru bu Türkiye'de tek sürdürülebilir turizm yönetimi. Yani turizm yönetimi ama artık biliyorsunuz sürdürülebilirlik çok önem kazanmaya başladı. Bu sebeple de turizm yönetimini sürdürülebilirlik açısından bakan ve işletmelerin nasıl daha sürdürülebilir ya da politikaların, programların daha nasıl sürdürülebilir olarak geliştirilebileceğine odaklanan bir yüksek lisans programı. Zaten başka da bir örneği yok Türkiye içinde. Genelde Türkiye'de baktığınızda turizm yönetimi şeklindedir yüksek lisans programı. Bu bizim okulun ya da bölümümüzün ayrıştırıcı bir unsuru. Benim herhalde şu anda aklıma gelen ya da sunum dahilinde söyleyebileceklerim bu kadar.